Toplamı nedir diyor ABC'nin. Tabii bize herhangi bir şey söylememiş. Yani burada şöyle bir kural var, böyle bir kural var dememiş. Ama şunu anlayabiliriz. Artı getirmiş. Demek ki bunların toplamı şurayı veriyor. Yani şöyle alayım. A sayısı x ve x'in toplamıymış demek. A sayısı eşittir x artı x'ten 2x. Sonra sırayla ilerleyelim. Buradan devam ediyorum. Şuna bakalım. 17'ye. Şuradaki x de buradaki y'nin toplamı. Demek ki x artı y eşittir 17. Devam edelim. Şu ikinci gruba geliyorum. Burada b var. Bizim b'miz şuradaki y ile buradaki y'nin toplamı. Demek ki bizim b'miz y artı y'den 2y. Hatta bunu ben daha sonraya bırakayım. Bunu siliyorum. Böyle karışmasın, iç içe girmesin. Şunlar alt alta gelsin. Bunu en son ele alalım. Şöyle çaprazdakileri alalım önce. Şimdi bunu yazıyorum altına. B sayısı eşittir y artı y'den 2y. Şuna gelelim. Şuna. Bu. Bu da hizasında z var. Bu taraftan da hizasında z var. Demek ki bizim c sayımız da z artı z'den 2z. Şimdi aradığımız a artı b artı c. Hemen şurada bir düzenleme yapalım. Şöyle düzenleyelim. Topluyorum. A artı b artı c'yi arıyoruz. Başka bir de şey, şu taraftakileri toplarsak 2x artı 2y artı 2z. Yani aradığımız x artı y artı z'nin iki katı. Onları bulacağız. Onlar için de öteki kullanmadıklarımızı kullanalım şimdi. Şu kısmı alıyorum 17'yi. X ile y'nin toplamıymış. Yani şöyle sol tarafa yapayım onu. X artı y eşittir 17. Şimdi şurada bir 13 var. Bu 13'ü alıyorum. Şuradan y var, bu taraftan z var. Demek ki y artı z eşittir 13. Bir de şu 12'yi kullanmadık, onu kullanalım. Buradaki 12. Buradan z, buradan x'in toplamı. X artı z eşittir 12. Toplayalım alt alta. Şimdi iki tane x var. Buradan iki tane y var. Şuradan iki tane de z var. Eşittir. Bu ikisini topluyorum. Şu ikisini toplayalım. 30 eder. 12 de burada 42. Demek ki 2x, 2y, 2z 42. Zaten aradığımız şey de oydu. Bunun sonucu 42 olur.